Lezzetli yemek tariflerinden herkese merhabalar. Bugün sizlere çikolatalı meyveli yaş pasta tarifimiz var. Öncelikle kekimizi hazırlıyoruz. Keki için 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şekerimizi alarak beyazlaşıp köpürünceye kadar yaklaşık 5-6 dakika boyunca çırpıyoruz. Beyazlaşıp köpürdükten sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütümüzle ilave ederek çırpma makinemizde şöyle bir karıştırıyoruz. Bir paket şekerli vanilya, bir paket kabartma tozu ve yaklaşık 2 su bardağı kadar unumuzu içerisine ilave ederek tekrar çırpıyoruz. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca çırpalım. Ben burada unumu yavaş yavaş ilave ederek tekrar tekrar çırptım. Sizler de o şekilde yaparsanız kek hamurunuzun yumuşaklığını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hazırladığımız kek hamurumuzu yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizin içerisine boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi kek hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Kekimizin daha düzgün bir şekilde kabarması için tezgaha birkaç kez vurarak hava kabarcıklarını çıkartıyoruz ve önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 20-25 dakika kadar kontrol olarak pişirelim. Kürdan testi yaptıktan sonra fırınızdan alabilirsiniz. Pastamızı pastacı kreması için 2 su bardağı süt, ben burada yarım çay bardağı kadar şeker kullandım. Eğer şeker seviyorsanız şeker miktarını artırabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 adet yumurta sarımızı da içerisine ilave ederek koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kaynayıp koyulaşan pastacı kremamızın içerisine bir paket şekerli vanilyamızı koyarak karıştırarak erimesini sağlıyoruz. Ocağımızın altını kapatarak soğumaya bırakıyoruz. Krem şantisini hazırlamaya geçelim. Derin bir kabımızın içerisine bir paket kakaolu krem şantimizi ve bir su bardağı soğuk sütümüzü alarak koyulaşıncaya kadar çırpıyoruz. Koyulaşan kakaolu krem şantimizi buzdolabımıza koyarak bir miktar bekletiyoruz. Soğutmuş olduğumuz pastacı kremamızın içerisine bir paket krem şantimizi ilave ederek tekrar makinemizle çırpıyoruz. Kekimiz gördüğünüz gibi bu şekilde pişmişti. Fırınımızdan aldıktan sonra soğumaya bıraktık. Kekimizi iyice soğuttuktan sonra istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben burada kare yapmayı tercih ettim. Ve ben bu şekilde kağıt peçeteyi kullandım. Sizler de şekil vermek için bu şekilde kağıt peçetelerinizi kullanabilirsiniz. Eğer kalıbınız yoksa. Şekil verdiğimiz peçetemizi kekimizin üzerine bu şekilde koyarak bıçak yardımıyla kesiyoruz. Pastamızın üzerini süslemek için artan keklerimizi bir kenara koyuyoruz.
şekilde kestiğimiz kekimizi gördüğünüz gibi bu şekilde aldıktan sonra üzerini süt ile ıslatıyoruz. Kekimiz daha yumuşak olması için bu işlemi yapıyoruz. Kekimizi süt ile ıslattıktan sonra hazırlamış olduğumuz çikolatalı pastacı kremamızı üzerine bu şekilde sürüyoruz. Pastanızın iç kısmını dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben burada muz ve kivi kullanmayı tercih ettim. Muz ve kivileri bu şekilde küçük küçük küp küp doğradıktan sonra içerisine bu şekilde ekliyoruz. Meyvelerimizi de koyduktan sonra üzerine bir miktar daha pastacı kremamızdan gezdiriyoruz. Kekimizin diğer kısmını da üzerine koyuyoruz ve kekimizin daha yumuşak olması için soğuk süt ile ıslatıyoruz. Pastacı kremamız bu şekilde kenarlarından taşabiliyor. Bunun için eğer vaktiniz varsa bir gün önceden yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız. Hazırlamış olduğumuz kakaolu krem şantimizi pastamızın etrafına bu şekilde sürüyoruz. Pastamızın her tarafını güzel bir şekilde kakaolu krem şanti ile kaplıyoruz. Pastamızın üzerini süslemek için bir miktar kakaolu krem şanti ayırarak, sıkma poşetine koyarak bu şekilde şekil veriyoruz. Sizler de üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Aralarında bir parmak boşluk kalacak şekilde aynı şekilde devam ediyoruz. Kalan boşluklara önceden ayırmış olduğumuz kek parçalarımızı rondodan geçirdikten sonra bu şekilde kaşık yardımıyla orta kısımlarına döküyoruz. Gördüğünüz gibi çikolatalı meyveli yaş pastamız servise hazır.
Gerçekten çok kolay ve çok pratik bir pasta. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.